Türkiye haftalardır TikTok'u konuşuyor bir yandan da. Platformun kullanıcılarına canlı yayınlarla gelir imkanı sağlaması büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira içeriklerin çoğu müstehcen. İşte bu durum meclisin de radarında sevgili seyirciler. Dijital Mecralar Komisyonu TikTok gündemiyle toplandı bugün. Vekiller sordu, TikTokçular yanıtladı. Ama sadece mecliste değil, sokakta da gündem TikTok. Ben gördüm, baktım, ondan sonra hesabı kapattım, lanet olsun dedim. Beynin florasının bozulmasıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar diye düşünüyorum. 70 yaşındaki dayılar falan kendilerini düşürdükleri durum yazık yani. Birbirinden ilginç milyonlarca içeriğin bulunduğu sosyal medya platformu TikTok hem sokağın... Benim yaşımdaki adamlar çıkmıyor ya. ...hem de meclisin gündeminde. Bizim için özgürlükler önemlidir ama çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir. Sosyal medya platformu TikTok bugün tutuklu olan fenomenlerle birlikte çok daha bilinir oldu. Enerji, Engin, arabamızı götürüyorlar. Sanki babası parayla almış arabayı. TikTok'un canlı yayınlarla kullanıcılara gelir elde etme imkanı ise müstehcen içeriklerin artmasına kapı araladı. Ya Hakan, teşekkür ederim, kesini bereket. Türkiye'de 30 milyon TikTok kullanıcısı var. İçeriklerin bazısı rahatsız edici. Biz de şimdi özel güvenlik işi yaptığımız için kelepçeyle falan oynuyorlar. Biz alay konusuna geldik yani. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu bugün TikTok gündemiyle toplandı. Platformun yöneticileri milletvekillerine sunum yaptı. Vekiller sordu, onlar yanıtladı. Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir biçimde uygulanmasını istiyoruz. Bir filtreleme gelmesi lazım. Açıyorsunuz, kötü videolar çıkabiliyor. Komisyon toplantı sonrasında rapor hazırlayacak ve o raporda TikTok için tavsiye kararı yer alacak. Toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulundurmaya azami özen gösteriyoruz. Sokaktaysa TikTok'un kapatılıp kapatılmaması konuşuluyor. Yani ben kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece biz kullanmıyoruz gençler olarak. Çocuklar da kullanıyor. Kapatılmaması gerekiyor. Ya en azından insanların kafalarını dağıttığı bir şey. Kötü örnek oluşturabilecek şeylerin bir şekilde yasaklanması iyi olabilir. Canlı yayınlar oluyormuş. Katılıyor musun? Evet evet. Oo, kaynatıyoruz. Neler oluyor? Tabii neler tabii. Neler oluyor?